Efendim merhabalar, Tekirdağ'dan selamın aleyküm. Kapak resmini gördünüz değil mi? Otomobil balonu patladı. Peki bu balonu kim şişirdi? Kimin dudak izleri var? Hepsini bu videoda izleyeceksiniz. Hem sıfır hem ikinci eli konuşacağız. Son bölümde de elbette dertleşme bölümü var. Sizlerden ricam videoya mutlaka like atın. Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Kanala abone olun ve arkadaşlarınıza, sevdiklerinize kanalımızı tavsiye edin. Efendim pompacılar değil, gerçek otomobil binicilerine hizmet eden bizlerin sesi duyulsun. Çünkü onların sesi yeterince duyuluyor. Hadi videomuza geçelim. Sımsıkı bir piyasa videosu başlasın. Şimdi gelelim, neden böyle bir başlık attık? Otomobil balonu patladı. Eğer bir şey çok fazla şiştiyse bunu birileri şişirdi demektir. O zaman bunun üzerinde de bir dudak izleri lazım değil mi? Bunu kim şişirdi? Kimin dudak izleri var? Kim bu kadar fazla hava verdi buna ve neden patladı? Balon patladı çünkü hepimiz otomobil üzerinden otomobili bir adeta ticari emtia olarak görüp herkes kazandı. Ben niye kazanmayayım algısıyla otomobilin üzerinde tepindik. Balon patladı çünkü kararlar, ekonomiye yön verenler yeni kararlar aldılar ve artık yönü değiştirdiler. Otomobil balonu patladı. Otomobil balonu patladı çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararları etkili oldu ve kullanılan kredilerde inanılmaz bir şekilde zorlaştı ve taksit sayıları azaldı ama geri ödemesi çoğaldı. Otomobil balonu patladı çünkü insanların günlük yaşamlarında artık köşeye koyup hazırda masanın üzerinde nakit sağlayıcısı yok. Hal böyle olunca da kredi muslukları da kapandı ve insanlar otomobile ulaşamıyorlar. Otomobil balonu patladı çünkü bir pazarda herkes satıcıysa alıcı nerede? Pazara müşteri lazım ama müşteri elini ayağını çekti. Sevgili arkadaşlar, bugünlerde geçmiş dönemle ilgili baktığımız zaman ticaretler hızlıydı. Enflasyon ve dolar kurunun artmasıyla hayatımızda birçok olumsuzluğu bir arada yaşadık. Enflasyon artıyor, dolar euro kuru artıyor ama bir şey hayatımızda hızlıydı, o da ticaret. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu nasıl bir ikilem? Hem enflasyon yüksek, hem dolar euro kuru yüksek, hem de ticaret çok hızlıydı. Bu nasıl oldu? Çünkü enflasyonun altında ezilmek istemeyenler sadece otomobil değil. Arkadaşlar bakın, bu videoyu izlerken otomobile kilitlenip kalmayın. Otomobilin fiyatları düşecek dediğimiz zaman her şeyin artacak da bir tek otomobilin düşecek gibi algılayan bazı kardeşlerimiz var. Otomobilin değil arkadaşlar. Her şeyin fiyatı inanılmaz bir balon etkisiyle şişti ve o balon patladı. Her şey, hizmet sektörü, emtialar, konut fiyatları, her şey olması gerekenden çok fazla fiyatlandırıldı. Çünkü enflasyon vardı. Çünkü TL kaybediyordu. İnsanlar da ne bulursan ala yöneldi. Ne bulursan. TL'den çık kardeşim, kaç. Ne bulursan taş al. Kaldırım taşı al. Bidon al. Ne bulursan bul al ama al. Yarın bugünden daha pahalı olacak algısı işte bu balonu şişiriyordu. Öyle bir noktaya geldi ki insanlardan koptu gitti. Ben bu videonun içerisinde desem ki helikopter fiyatları arttı, yalı fiyatları arttı, yat fiyatları arttı desem beni izleyenler der ki ya bu arkadaş ne anlatıyor? Bizim ne işimiz olur bu saydıklarıyla? İşte getirdikleri noktayı hem konutta hem otomobilde bu raddeye getirdiler. Bizi aştı gitti. Helikopter, kotra, yat gibi oldu otomobil ve konut. Sadece bunlar değil. Birçok fiyatlandırma artık gerçeğin dışında. Esnaf, ticaret yapan artan enflasyona göre batmayayım, zarar etmeyeyim diye öyle noktalara öyle fiyatlar koydular ki işte bugünkü ticaretteki sessizliğin ana nedeni bu. Sadece galerilerin telefonları çalmıyor değil. Birçok sektör artık durma noktasına geldi. Eski pazardaki hareket kesildi. Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla beraber geçmiş dönemdeki paradan çık ne bulursan al algısı bitirdi. Gittiler, paraları yatırdılar oraya ya da başka alanlara paraları kaydırdılar ve paranın erimesi
durdu. Paranın erimesi durunca ticaretteki o hareket de durdu. Her alanında durdu. Bakın turizm beldelerinin gözde cazibe noktalarında her gün haber yapılıyor. Bomboş kaldı diye. Çünkü o rakamları yazanlar her türlü insanların bu rakamlardan gelip o hizmetleri alacağını umuyorlardı. Ama vatandaş artık diyor ki yeter, tamam. Artık bir duralım, bir sakinleşelim. Çünkü fiyat etiket algımız bozuldu. Fiyatı etiketi koyanlar artık gerçeğin çok çok üstüne çıktılar diye. Lütfen bu videoyu izlerken sadece otomobil fiyatlarına bakarak otomobil fiyatları düşsün, otomobil balonu patladı gibi düşünmeyin. Aslında balonumuzu hepten patladı. Her alanda patladı. Çünkü enflasyon 2021'den belli insanımızın canını yakınca esnaflar da kendini korumaya alarak inanılmaz rakamlara getirdiler. Arkadaşlar bugün saç kesim ücretinin 400 lirayla 500 lirayla 1000 liraya kadar çıkan, Anadolu'da 150-200 liralara kadar kesilen, herkesin her şeyi her türlü tutturup gittiği bir noktaya getirdi. Bakın bir erkeklerin hani en çok gittiğimiz kuafördür. Kuaför hizmetlerinin de fiyatları nerelere geldi? Herkes fiyatı canının istediği yere koyunca bugünkü piyasadaki bu sessizlik de buradan geliyor. Yani işte hani videonun kapağında dedim ya, bu balon patladı ama bu balonu kim şişirdi? Bu balona kim nefes verdi? Ve balonun üzerinde kimin dudak izleri var şişmesinde? Hepimiz elimizi vicdanına koyup bu sese kulak vermemiz lazım. Bu enflasyon, dolar kuru yüksekliği, pandemi kaynaklı belli bir yükseklik, hepsi tamam ama esnafın, kendimizin de şapkamızı önümüze koymamız gereken günlere geldik çattık. Çünkü artık fiyatların bazıları inanılmaz fantastik kaldı. Bakın otomobil yedek parçada neydi belirsiz fiyatlar aldı başını gidiyor. Plastik ya, kalıp üzerine üretilmiş plastik parçalar yedek parça tarafında 2000-3000 liralardan etiketlendiriliyor. Buraların bir denetlenmeye ihtiyacı yok mu? Enflasyon düşürülmesini istiyorsak, gerçekten insanların canının yanılıyorsa birçok sektörün, özellikle kendi sektörümüz olan otomobilin fiyatlandırması, yedek parça tarafına baktığımız zaman da hiç için içinden çıkılmayan, mantıklı ve tutarlı olmayan fiyatlar karşımıza çıkıyor. İşte enflasyondan kaçalım, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak da tam olarak bu. Enflasyonu körükleyen de biraz da bizleriz. Tekrar aklımızı başımıza almanın bence vakti geldi, geçiyor. Şimdi gelelim sıfır tarafına. Toyota fiyatlarını açıkladı. Bir rakam değişikliğine gitmedi. Zammı görmedik. Yatay olarak fiyatlar yerinde saydı. Birçok insanın dolar euro kurundaki artışla beraber otomobil fiyatlarının geçmişteki gibi artacağını umuyorlar. Onun artmayacağının en büyük sinyali bulunurluk. Arkadaşlar bakın işin şifresi bulunurluk. En önemli şifresi bulunurluk. Otomobil bulunurluğu olduğu sürece geçmişi yaşamayız. Bunun korkusunu yaşamayız. Geçmişteki otomobilin üzerindeki bulunurluk, kara borsa durumuydu fiyatları yükselten. Fiyatları belirleyen şey arz talep ilişkisidir. Şimdi ekranın sağ ve sol köşesine 2023 ve 2024 yıllarındaki araç satışlarını koyacağız. 2023'te ne kadar satılmış? 2024'te ne kadar satılmış? Belirli bir oranda bir düşüş var mı? 2023'te neden burunlarından kıl aldırmıyorlardı? 2024'te neden kampanya yapıyorların şifre kelimesi bulunurluk. Bakın şu anda siz bu rakamları görüyorsunuz ekranda. İşte 2023'te elden para istemeler, aksesuar paketleri, neden de hepsi bulunurluk yoktu. Peki 2024'te ne değişti? Bulunurluk var. Özellikle Çinli firmaların ülkemize gelip rekabet eden dolu paketlerini birçok Avrupalı otomobil fiyatlarının boş paketlerinden daha ucuza vermeleriyle otomobil piyasasında adeta taşlar yeniden dağıldı. Elektrikli otomobillerin de artık vizyona girmesi, satış adetlerinde ilk onlarda kendine yer bulması bir diğer detay. Otomobilde biz bundan sonraki süreçte bambaşka bir kitabı dinleyeceğiz, okuyacağız. Çünkü artık yepyeni bir sayfa açıldı. Hiçbir şey 2023'teki gibi olmayacak. Bununla ilgili korkularınız olmasın. Eğer bizler arkadaşlar yüksek fiyatın iyi bir şey olduğunu, eğer bir şey daha pahalıysa o daha iyidir algısıyla devam edersek hiçbir firma önümüze kampanyayla çıkmaz. Bizler de bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bazen saldırmamamız lazım. Bazen beklememiz lazım.
Bazen de doğru yerde doğru hareketi yapıyor olmamız lazım. Çinlilerle ilgili de bir gelişme var. 8 Temmuz'dan önce gümrükten geçirebildikleri kadar aracı geçirip %40 ek vergiye girmeden ülkeye otomobil satıyorlar. Yani otomobil bulunurluğu da çok, ülkeye gelen ve geliyor olan otomobil de çok. Güvenlik donanımlarıyla alakalı 7 Temmuz'daki otomobilin son tarihi 31 Ağustos'a kadar ertelendi, uzatıldı yani. 31 Ağustos'a kadar bu otomobiller ülkemizde satılabilecek. Kampanyalar devam edecek. Otomobiller gelmeye devam ediyor. Yani otomobildeki sıfır tarafında bir sorun gözükmüyor. Aksine ikinci ele de bunun olumlu yansımalarını görüyoruz. Çünkü sıfır bulunurluğu olduğu sürece ikinci eli besleyen ana faktör aynı otomobilin sıfırının bulunuyor olması ve satılıyor olması. İkinci eldeki durağanlığın, düşüşün ana sebeplerinden birisi bu. Ve bu düşüş otomobildeki sıfır otomobil bulunurluğu devam ettikçe süreceğe benziyor. İkinci eli kelimelerle ifade etmenin en net yolu bir şarkı sözü. Hani şarkıda diyor ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. İkinci elin durumu bu. Pazarlık bile yok arkadaşlar. Bakın satışı bırakın. Aylardır vitrinde aynı araçlar duruyor. Biz bunları satış rakamlarından da görüyoruz. Ama bana burada her videoda sataşan al satçı kesim var. Yorumlara sizden önce geliyorlar ve olumsuz yorumlarını yazıyorlar. Sizlerin de bizlere destek vermenizi yorumlarda da rica ediyorum bu sebeple. Gerçekten 3-4 kişi oradan manipülasyon yapıyor ama izleyen 100 bin kişi, ya biz bu arkadaşa destek verelim, yorum bulalım, videoya like atalım ki algı otomobil binicisinden taraf olsun demiyorsunuz. Buradan da bunun sistemini etmiş oluyorum. Eğer biz bir arada durursak, eğer biz bir bütün olursak bazı şeyler düzelir arkadaşlar. Buradan otomobil kanalları da otomobil binicisinin yanından tavır almaya davet edelim. Biz otomobil dünyası olarak daima biniciden yana olacağımızı söylüyorum. Dertleşme bölümünde bugün enflasyonun ticaretteki hızlılığını, çünkü faizler düşüktü, ticaret hızlıydı. Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. Enflasyon yüksekti, faizler de düşüktü, insanlar da para harcıyordu. İnanılmaz bir ticarette hız vardı. Herkes hızlı ticarette ev kirası 2'ye katlamış, dükkan kirası 3'e katlamış görmüyordu. Bir gömlek 2000 lira mı olur, bir ayakkabı 3000 lira mı olur demiyordu. 3 kişi bir yemeğe 5000 lira hesap mı ödenir demiyordu. Çünkü niye? Hızlı bir ticaret vardı. Enflasyon yüksek ama bu hızlı ticaretle bir gün bu piyasanın yavaşlayabilme ihtimalinde işte asıl tehlikenin bu olduğunu aslında bizler söylüyorduk. Bakın enflasyon yüksek, rakamlar gitgide yükseliyor. Peki bu yüksek enflasyonla, bu yüksek giderlerle piyasa bir gün durursa bu ödeme dengeleri nasıl sağlanacak? Herkes ayağını yorganından çok fazlaya dışarıya çıkarmıştı. Herkes rakamları hayalperest noktalara çıkarmıştı. Ama niye? Çünkü piyasa hızlıydı, enflasyon vardı, satış ekonomisi vardı. Herkes elindeki nakiti bir şeye yatırıp para erimesin, TL değer kaybetmesin, mal da can var diye bu yönteme başvuruyorlardı. Ama bir gün işler kilitlenince ne olacağını kimse merak etmiyordu. Bugünlerde kemerler sıkıldı, piyasa daraldı. İşte buradan sonrası bambaşka günlere gebe. Eskiden giderlerimiz düşük olduğu için satış da yapmasak, yaptığımız ticaretlerde durağan bir zamana da denk gelsek, giderler az olduğu için o günler atlatılıp gidiyordu. Ama bugüne geldiğimiz zaman giderlerimiz o kadar yüksek ki herhangi bir kaç aylık bir durmaya bile kimsenin gücü kuvveti yok. Yani aslında en kritik yer tam olarak burası. Hani altını çizeceğimiz yer burası. Hem yüksek enflasyon var hem de bir durağanlıkta, işte ne yapacaksın? Burayı nasıl çıkacağız? Bu yüksek enflasyon ve yüksek giderlerle bu piyasa nasıl hareket edecek? En önemli kriter yer burası. Z kuşağı 30'lu yaşlarındaki kişiler gerçekten uzun bir süredir enflasyonu bilmiyordu. Enflasyonun nasıl yaralar verdiğini bilmiyordu. Enflasyonun insanın hayallerini bile elinden aldığını bilmiyordu. Ve hepimiz enflasyonunu tanıdık. 3 yıldır hayatımızın merkezinde enflasyon var. Yatıyoruz, kalkıyoruz.
bu konuyu konuşuyoruz. Enflasyon yüzünden kimsenin görmek istemediğimiz bir yüzüyle tanıştık değil mi? Farklı bir yüzünü tanımış olduk. Toplumun farklı bir yüzünü tanımış olduk. Gerçekten enflasyonun merhameti yok. Enflasyonun dini, imanı, bir başka bir şey yok. Enflasyonda herkes farklı bir cephede, herkes kendini kurtarmak isterken bazen zorba, bazen işin sınırlarını aşan boyutlara geldi. Elinde parayla yakalanan, güçlü yakalanan çok daha faydasını gördü. Zayıf yakalanan, güçsüz yakalanan gücünü gitgide kaybetti. Sınıflar değişti. Sınıfsal ayrım çok daha fazla arttı. Gerçekten enflasyon son yıllarda insanların canını yakıyor. İnsanların ürüne ulaşmasını, ürünü ucuzdan almasını zorlaştırıyor. Bakın biraz önce bir örnek verdim. Hayal kurmamızı bile zorlaştırıyor. Eskiden ya işte 3-5 sene sonra işimi toparlayıp bir Avrupa'ya seyahat ederim derken artık onlar hayallerde kaldı. İşe gireyim, birkaç yıl çalışayım da biraz köşeye para atayım, bir otomobil sahibi olayım demek neredeyse hayal noktasına kaldı. Gerçekten durum enflasyon anlamında böyle. Enflasyonun uzun vadede hiç kimseye faydasının olmadığını gördüğümüz zaman her şey geç olmasın. Umarız enflasyon düşer. Çünkü enflasyonun düşmesi hepimizin faydasına. Hayal değil, gerçek olsun. Rüya değil, düş değil. İstediğimiz şeyler gerçeğe dönüşsün. Çünkü gerçek olması için de radikal kararların alınması gerekiyordu. Bu radikal kararlar geç de olsa alındı. Birilerinin ortalığı karıştırıp her şeyin daha kötüye gideceği duygularını dinlemeyin arkadaşlar. İnsanın hayali yoksa, insanın umudu yoksa geleceğe dair hiçbir yaşamasının nedeni kalmaz. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Sakın güveninizi kaybetmeyin. Yarınlar bugünlerden daha güzel olacak. Herkes de bunun için çalışsın. Bunu hayal etsin. Bunu beklesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.